Efendim herkese güzel salılar. Salı günleri bir süredir konuk ettiğimiz Sayın Haydar Acun bugün de bizimle birlikte, umuyoruz gelecek haftalarda da yine önemli konu ve başlıklarla karşınızda olacağız. Öncelikle kendisine yayına katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Haydar'cığım, yayına hoş geldin. Merhaba Artunç. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Şimdi geçtiğimiz günlerde hisse senedi seçimi ve finansal okuryazarlık konusunda bence çok önemli bilgiler verdin. Yine biz de bu FX TV olarak finansal okuryazarlık içerisinde önemli eğitimler veriyoruz. Senin de bu katkın dolayısıyla bir kere daha teşekkür edeceğim. Bugün Profesör Doktor Burak Arzova ile biraz önce perakende sektörü üzerine biraz konuştuk. Seninle ne konuşalım diye sana sorduğumda bankacılık sektörü dedin ki bence bir banka endeksiydi esasında Borsa İstanbul, ama banka endeksi iyi gitmiyor. Bankacılık sektörüne ve bankalara ciddi satışlar var. Öncelikle onu sorayım. Yani bu bankalar normalde Türkiye'nin en iyi yönetilen şirketleri değil midir? En karlı şirketleri değil midir? Niye bankacılık sektöründe bu kadar satış görüyoruz? Doğru. Bankacılık aslında bizim en gelişmiş sektörlerimizden de bir tanesi. Tabii bunun birkaç sebebi var. Bir kere bankacılık sektörü hisseleri, bankacılık hisseleri makro, bir ülkenin makro görüntüsünü en iyi yansıtan hisse senetleridir. Yabancı yatırımcı bir ülkenin makro beklentileriyle ilgili olumlu bir beklentiye kapıldığı zaman piyasaya girmek istediğinde genelde ilk tercih ettiği hisseler banka hisseleri olur. Bu son yıllarda tabii bizim bu makro görüntümüz, işte enflasyondan tutun, döviz kurundaki istikrarsızlığa tutun, birçok alanda kötüleşme belirtileri gösterdiği için yabancıların da doğal olarak çıktığı hisselerin başında banka hisseleri geliyor. Ama şöyle çok kısa bir görünüşle bir bakalım şu banka hisselerine ne durumdalar diye. 2022 yılı için bugün bankacılık hisseleri yaklaşık 2,5 ile 3 fiyat kazanç oranında işlem görüyor. Fiyat defter değeri oranları da yaklaşık 0,3 ile 0,4 arasında. Bankaların sermaye durumuna bakınca sermaye rasyolarının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Sermaye yeterliliklerinin %20'ye yaklaşan bir sermaye yeterlilikleri var. Ayrıca net kar büyümelerine baktığımız zaman da önümüzdeki 2 senede çift haneli büyüme tahminleri olduğunu görüyoruz sektördeki aracı kurum raporlarında. Hatta örnek vermek gerekirse, yani bu hisse anlamında, tavsiye anlamında söylemiyorum, sadece örnek anlamında söylüyorum. İş Bankası hisselerinin piyasa değeri, İş Bankası'nın piyasa değeri mesela iştiraklerinin değerinin altında. Çok geçmişe baktığımız zaman çok sık görülen bir şey değil. Özetle diğer bir noktada tabii ki banka hisselerinin dolar grafiklerine baktığımız zaman da kimi bankaların, özellikle kamu bankalarının en başta olmak üzere neredeyse hayatlarında gördükleri en düşük seviyeden işlem gördüklerini, 15-20 yıl önceki fiyatlarına döndüklerini görüyoruz. Yani bütün bankacılık hisseleri ucuz. Gelişmekte olan ülkeler arasında da maalesef Türk bankaları sene başından beri en kötü performans gösteren hisse senetleri arasında. Yani burada tabii sormamız gereken, neden bankalar bu halde? Demin söylediğim şeye önce vurgulamak istiyorum tekrar. Makro görüntü dışarıdan bakıldığı zaman yatırımcılara çok cazip gelmediği için birazcık banka hisseleri de bu konuda önce olduğu için pek popüler olmadığını görüyoruz yatırımcılar arasında. Bir de tabii son birkaç yılda birazcık politik etkiler de oldu. Özellikle seçim dönemlerinde ekonominin ısıtılması anlamında, kredi verilmesi anlamında hem özel bankalara hem kamu bankalarına birazcık etki yapıldığını görüyoruz. Özellikle kamu bankalarına kredi pompalama konusunda daha sert bir etki söz konusu. Özel bankalara da bu yapıldı değişik oranlarda ve çeşitli regülasyonlarla da teşvik edilmeye çalışıldı. İşte aktif rasyosu gibi ve belki batık kredilerin, gerçekten zor durumda olan şirket kredilerinin batırılmaması,
onların bir süre daha izlenmesi, çeşitli vida gevşetmelerle birazcık bankacılık sisteminin ayarlarıyla zaman zaman oynandığını görüyoruz. Bunlar da tabii etki yaptı. Diğer bir konu da bizim bankacılık hisselerimizin temettü oranları çok düşük. Yani, %2 civarı bir temettü getirisi var ki bu gelişmekte olan bizimle kıyaslanabilir diğer ülkelerin banka hisselerine baktığımız zaman yaklaşık yarı yarıya. Yani onlarda temettü getiri oranları %4. Tabii ki temettü getiri oranı düşük olursa hem yerli yatırımcı hem yabancı yatırımcı çekme açısından bir sıkıntı söz konusu. Burada da en önemli şey %10 civarı gibi bir temettü dağıtma sınırı konmuş olması. Yani aslında burada bir problem var. O da şu, bankalara bu kadar sıkı temettü dağıtma kuralı uygulanmaması gerekir. Neticede bunlar hep senin de söylediğin gibi Türkiye'nin en iyi yönetilen şirketleri, yönetim kurulları, zaten hissedarları bunları değerlendiriyor. Dolayısıyla bankaya kalkıp sen iyi bilmezsin, sen ortaklarına karını dağıtamazsın, bence %10 yeter, daha fazla dağıtma, yarın zora düşersin gibi telkinler veya düşüncelerle limit koymaktansa bunu bankaların yönetim kurullarına bırakmak lazım. Neticede zaten sermaye yeterlilik anlamında yeteri kadar sıkı regülasyonlar var. Burada özel sektöre çok fazla onların işine, yani ne kadar temettü dağıtmaları konusunda çok fazla müdahale yapılmasını ben açıkçası doğru bulmuyorum. Her halükarda bu %10 sınırı da çok düşük bir sınır. Bu da tabii ki banka hisselerinin değerini etkileyen önemli bir faktör diye düşünüyorum. Peki, şimdi burada önemli birkaç tane soru geliyor aklıma. Yabancı sahipliği bu hisse senetlerinde, bankacılık sektöründe özellikle, tüm borsada azalıyor da, bankacılık sektöründeki tek tek baktığımda hepsinde azalma yönünde olduğunu görüyoruz. Özellikle Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasının ardından çok hızlı azaldı bu. Şimdi bir de iki yönden etkiliyor. Bir, makro görünüm bozuluyor. İki, bu krediler konusunda yine krediler artacak gibi gözükmekte. Özellikle kamu bankalarından faizlerin düşürülmesi, kredi miktarının arttırılması söz konusu. Yabancı ağırlığının azalması bu hisse senetlerinde, yabancı satışının da bittiği için banka hisselerinin belli bir noktaya geleceği anlamına mı gelir? Hani artık daha buradan sonra düşmez diye mi düşünmeliyiz? Yoksa krediler artacağı için özellikle kamu bankaları tarafında ve bu batık kredi oranları konusu tekrar gündeme gelebileceği için, ki ben yine de Türkiye'de çok yüksek olduğunu düşünmüyorum, bu şahsi görüşüm, bankacılık sektörü üzerindeki baskı devam mı edecek? Yani biz bunu nasıl değiştireceğiz? Mesela biraz önce temettü konusunu söyledin. Yani tamam, %10 bir sınır var da ortalaması da %2 diyorsun. Mesela çok az o zaman temettü dağıtıyorlar hala. Tavana bile yakın dağıtmıyorlar. Bu bir. İkincisi, Basel 2, Basel 3 görüyoruz. Türk bankacılık sektörünün sermaye yeter, yani riskli aktifler bölü öz sermaye konusu gayet güçlü bildiğim kadarıyla. Bu o zaman, yani bu bankalarda büyük fırsat var ama ne zaman yükselecek konusunda bize neyi takip etmeyi düşündürtmeli? Yani ne olursa ne olur önümüzdeki dönemde bankacılık sektöründe, bankacılık hisselerinde? Şimdi söylediğin gibi batık krediler veya zordaki krediler konusu Türk bankacılık sektöründe bir baskı yaratmakla beraber ciddi bir risk unsuru değil. Ama özellikle inşaat sektörü ve enerji sektöründeki işte 30-40 milyar dolarlık kredi hacmindeki problemli kredilerin halledilmesi bence bankacılık sektörü için önemli bir etki yapar. Bir ara bununla ilgili bazı konuşmalar vardı, işte bir fon oluşturulması, bu kredilerin çıkartılması vesaire diye, sonra kaldı. Ama bunu halletmekte fayda var. İkincisi, regülatör de o temettü dağıtma limitini bence iyice bir esnetmeli. Bankalar da bu konuda proaktif davranmalı. Bankaların sermaye fazlalığı var. Yani bundan kat be kat daha fazla temettü dağıtabilirler. Fazla sermayeyle bankacılık işi devam ederse bu sefer sermaye getiri oranları düşük kalmaya devam eder. Bunu engellemek için optimum sermayeyi bulmak lazım. Bu yüzden de fazla sermaye olduğu durumlarda da bankanın oturup bunu ortaklarına temettü olarak dağıtması daha mantıklı, daha faydalı diye düşünüyorum. Diğer bir konuda
Bence bu seviyelerden bütün bankaların yönetim kurulları oturup banka hisselerini geri alma konusunda iyice bir karar vermeleri lazım. Yani banka hisseleri bundan 15-20 yıl önceki değerlerde işlem görürken ben bir banka sahibi olsam ilk başta yapacağım şey oturup kendi bankamın hisselerini almak olurdu. Hem de bunu agresif bir şekilde de yapardım. Çünkü önümüzdeki 2-3 yıl içinde kredi verip oradan 5-10 marj elde edeceğime kendi hissemi alıp belki %50 belki %100 getiri potansiyeli olması yüksek bir yatırım yapmayı daha mantıklı bulurum hisselerler açısından. Diğer bir konuda ne değişebilir diye sorduğunda birazcık tabii bu Halkbank davasını da gündeme almak lazım. O da biraz böyle demokrasinin kılıcı gibi Türk bankacılık sektörünün üzerinde duruyor. Bence bunu mümkün olduğu en kısa sürede halletmeye çalışmak lazım. Biraz proaktif olmak lazım. Bankanın ödeyeceği ceza ödeyecekse eğer çok büyük rakamlar da olmayabilir. Belki de ufak bir rakamdan bahsediyoruz ama bu yargılama sürecini bitirip eğer mümkünse en az inesini bu işte hukuk sistemimi kestirme yolu bulup 300 mü cezam var ödüyorum cezamı bu işi bitiriyorum bunu Türkiye'nin başından bela almaktan çıkaracağım demek gerekiyor. Bu bence sektörün geneli içinde bir belirsizliği, bir olumsuzluğu ortadan kaldırır. Ama daha uzun vadeye baktığımız zaman bir diğer bir konu da bence Türk bankacılık sektöründe önemli bir çığır açılacak olay kamu bankalarının özelleştirmesini düşünmek. Türkiye Telekom, Tüpraş, Ereğli gibi şirketlerin özelleştirmesindense aslında en yapması gereken, en başta yapması gereken kamu bankalarının özelleştirmesiydi. 1960'larda, 70'lerde kamu bankacılığı çok yaygındı ama dünya bunu bıraktı. Birçok ülke, 65'e yakın ülke 200'ün üzerinde özelleştirme yaptı. Ben bugün bilmiyorum ki Avrupa'da, örneğin İngiltere'de kamu bankası yok. Doğu blok ülke bazı ülkelerinde kamu bankaları olabilir ama bizim kadar kamu bankacılığının genel bankacılık sektörü içindeki yüksek oranda sahip olan başka bir sektör var mı bilmiyorum. Bu tabii uzun vadede finansal istikrarı ve büyümeyi de olumlu etkileyecek bir olaydır. İlk başta bu kamu bankaları kurulurken Türkiye'nin tabii ki sermayesi yoktu, finans sektörü yoktu, bankaları yoktu, özel bankaları yoktu. Doğal olarak tabii ki devlet bu işe öncülük yaptı ama artık Türkiye'nin de çok gelişmiş uzun yıllardır bir özel bankacılık sistemi var. Dolayısıyla zaman içerisinde bunu düşünmek lazım. Çünkü bugünkü iktidar için söylemiyorum. O gelir, başkası gelir, o gider, başkası başa geçer. Her halükarda bu bankalar günün birinde etkilerle maalesef yoldan çıkabiliyor. Biz bunu 2001 krizinde gördük. Hem özel bankalar hem de kamu bankaları inanılmaz görev zararlarıyla bütün ülkedeki vergi ödeyenlerin üstüne yıkıldı. Aynı şeyleri yaşamamak lazım. O yüzden bankacılık işi de herhangi bir iş gibi değil. Bankaların yönetim kurulları göstermelik olamaz. Bankaların yönetim kurulları süs için, etiket için oluşturulamaz. Bankaların yönetim kurulları eski siyasetçilere kıyak geçmek için verilecek en son koltuklardır. Çünkü bir bankanın yönetim kurulu, o bankanın riskiyle ilgili, yönetilmesiyle ilgili, zaten adı üstünde yönetim kurulu, bir kredi verileceği zaman o kredinin riskini değerlendirmek durumundadır. Aksi takdirde çok ciddi problemler oluşur o banka açısından. Kamu bankalarında bunu bazen görüyoruz. Özel bankalarda da bazen görüyoruz. Yani daha aktif, gerçekten yönetim konusunda bilgisi, tecrübesi ve bu işe katılıp sorumluluk alabilecek insanların yönetim kurulu üyesi olması sektör için çok önemli diye düşünüyorum. Çok önemli tespitler tabii. Yani pratikte baktığımda kısa vadede kamu bankalarının özelleştirilmesi konusu biraz zor. Bu konu değil. Ama çok... şu olabilir belki sanki. Ben genel olarak borsaya baktığımda halka açıklık oranlarının düşük olduğunu düşünüyorum esasında. Yani bankacılık sektörü üzerinde söylemedim bunu ama yani genel olarak halka açıklık oranlarının düşük olması acaba ilk halledilmesi gereken şey olabilir mi önümüzdeki dönemde hisse senetleri piyasasının büyümesi ve şirketlerin burada daha aktif yer alıyor olması açısından ne dersin Haydar?
Katılıyorum. Zaten uluslararası yabancı yatırımcılar bir ülkenin borsasına yatırım yaparken baktığı kriterlerin başında tabii ki halka açıklık büyüklüğüne bakıyorlar. O yüzden bizim minnacık 1.000 tane şirketimiz olacağına 50 tane ama halka açıklığı büyük şirket hem yüzdesel hem parasal olarak olması bizim için daha derinleşmiş bir piyasa anlamına gelir. O yüzden çok haklısın. Halka açıklık oranlarını artırmak lazım, teşvik etmek lazım bunu. Belki ilk halka arzlarda bu oranları da yüksek tutmakta fayda var. Veya sonra belli bir süre zarfında bu şirketlerin halka açıklık oranlarını artırmaları sağlanmalı. Böylece biz daha büyük yatırımcı çekebiliriz. Piyasamız da daha derinleşmiş olur diye düşünüyorum. Sadece bankacılık için değil, dediğin gibi bütün borsadaki hisse senetleri için geçerli bu. Bir de bizim biraz daha %50'nin üzerindeki şirketlerimiz de olması lazım borsada. Yani baktığımızda bütün kontrol aile şirketlerinde. Yani Avrupa'da da bu artık çok yani farklı. Birçok şirket %50'den fazla halka açılmış durumda. O zaman hissedar hakları da çok gelişiyor. O zaman bir şirket, bir banka, bir kurum iyi yönetilmediği zaman belki onu başka yatırımcılar borsadan hissesini toplayıp yönetime geçip o şirketi değiştirme şanslarına sahip. Bizim bu azınlık hissedarları olan haklarda da sorunlarımız var. Onları da geliştirmemiz lazım. Yani siz bugün bir halka açık bir şirketin %10'unu 20'sini alsanız bile kapıdan içeri sokmayabilirler sizi. Hiçbir şey yapamazsınız. Evet. %40 bile evet. alsanız. Bu konuları da halletmek lazım. Peki. Son bir soruyla bitireyim o zaman. Hani genel olarak bakıldığında en karanlık noktada pozisyon almak gerekir dedin ama o karanlık noktaya daha var mı yok mu bilmiyorum. Özellikle bankacılık sektöründe uzun vadeli hisse senedi almak için. Tabii uzun vadeli de ne kadar uzun vadeli olmalı, ne olmalı konusu tamamen finansal okuryazarlık kapsamında yatırımcının kendi tercihidir. Ama hani sen baktığın zaman ne vadede, nasıl bir vade horizonunda şeyi görüyorsun, bankacılık endeksinde bir yukarı potansiyeli görüyorsun? Ben 3 yıllık vadede ciddi potansiyel olduğunu düşünüyorum bankacılık sektöründe. Evet, bu çok çok önemliydi. Yani Türkiye'de hep diyorlar ya, kısa vade bir gün, orta vade bir hafta, uzun vade bir ay. Bizim bu vadelerimizi artık mecburen uzatmamız gereken bir dönem gibi gözükmekte. Haydar Hoca'nın çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Birkaç gündür bu finansal okuryazarlık ve eğitim konusuna çok vurgu yapıyoruz. Sevgili Murat Sağman'ın da 15 Nisan'da bizde bir eğitimi olacak. O eğitim içinde lütfen katılın. Çünkü hem sınırlı sayıda izleyici olacak hem de bence bu konuştuğumuz konular işte. Evet. Yani halka açıklık oranları, şunlar bunlar, bunları bir ne olduğunu önce izleyicilerin anlaması gerekiyor. Haydar, çok teşekkür ediyorum verdiğin değerli bilgiler için. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Gelecek hafta görüşmek üzere. İyi haftalar. Hadi bay bay.